Barbaros Mahallesi Plaj Caddesi'nde eczacılık yapan evli ve bir çocuk annesi Damla Yaprak Özkal, sosyal paylaşım sitesinde gördüğü askıda iftarlık uygulamasını eczanesinin bulunduğu caddede de başlattı. Durumu olmayan ya da dar gelirli vatandaşlara Ramazan ayında yardımcı olmak adına başlattığı bu uygulama mahalle sakinlerinden de destek görüyor. Askıda iftarlık uygulamasını ilk olarak bir sosyal paylaşım sitesinde gördüğünü belirten Damla Yaprak Özkal, başka bir şehirde bir marketin önünde bu şekilde askıda iftarlık uygulamasını görmüştüm. Hatta kendimle paylaşmıştım. O zaman da birçok arkadaşım biz de yapalım diye destek çıkmıştı. Daha sonra birbirimize bıraktık yapalım diye ama o şekilde yürümüyor o iş. Hatta sosyal kuruluşlara bildirelim dedik ama o zaman da Ramazan geçecekti diyerek açıklamaların devamında şunları söyledi. Yani geçen ben bir şeyde Facebook'ta bu paylaşım ağlarında bir olay görmüştüm. O Eskişehir'de bir marketin önünde de böyle bu şekilde askıda iftarlı falan diye yazmıştı. Daha doğrusu hiç yazılmamıştı. Oraya asmışlardı böyle paketleri. Sonra ben onu Facebook'ta paylaştım. Paylaştıktan sonra çok böyle büyük bir tepki gördü. İşte biz de yapalım, şey nerede yapalım falan diye arkadaşlarla ilgili böyle bir şey geldi. Baktık hani bir yerleri beklemeye kalksak şey olacak. Hani çok zaman geçecek, Ramazan geçecek. Bir anda işte personelle birlikte, bir de Şükran teyzeyle birlikte şöyle hani amatörce bir şey hazırladık. İşte askıda iftarlık, isteyen bırakabilir, isteyen alabilir şeklinde. Sonra biz tabii önce biz aldık bir şeyler. Bir 4-5 paketle başlattık. Önemli olan burada şeydi, acaba bu iş devam edecek mi? İnsanlar buradan alabilecekler mi? Fakat baktık ki hakikaten oluyor. Sonra işte şimdi bir sürü her gün bir sürü herkesten poşetler gelmeye başladı. Hatta işte eczaneye de bırakanlar var, Şükran teyze de bırakanlar var. Sürekli buraya koyuyoruz. Ve alınmaya başladı. Hani alınıyor ve bırakılıyor. Yani bir şekilde yürüyor. Bu şekilde. Neler bırakıyor insanlar peki? Ya şöyle şimdi şey var ki böyle geleneklerimizde işte Ramazanlarda veya işte genel olarak hani Türk adetleri bir yardıma ihtiyacı olanlara bir yardım etmek gibi bir şey. Ama şey var hep. Hani mahalleniz hep böyle bildiğiniz bir fakir fukara vardır. Genelde ona yardım edersin ama bilemezsin hani uzakta kimlere ihtiyacı var. Şimdi böyle olunca tabii bizim tanıyamadığımız hani aslında ihtiyacı olan insanlara da ulaşmış olabileceğiz. Mesela az önce bir kadın geldi küçücük bir çocuğuyla. İşte çaya şekere ihtiyacım var falan filan dedi. Onlara verdik. Böylelikle tanımadığımız insanlara yardımcı olabiliyoruz. Ve insanlar da hani manevi olarak burada en azından hani ulaşabiliyorlar birçok insana. Aslen Hataylı olan ve 43 yıldır Çanakkale Barbaros Mahallesi Plaj Caddesi'nde oturduğunu belirten 68 yaşındaki bir çocuk annesi Şükran Büyükkarakaya ise mahallelerinde başlatılan uygulamayla ilgili duygu ve düşüncelerini şu sözleriyle dile getirdi. Eczacı Hanım söyledi, çok güzel bir şey dedim. Yardımlaşma, durumu olan getirsin, durumu olmayan götürsün. İlle ki çarşıdan alacağız diye de bir şey yok. Evinde fazlalık bir şey getirir alır. Şimdi bir kısım para bıraktılar sabah. Gidecek cuma günü çorap, çocuk tişörtü falan alacağız. Onları da paketlesin alsın. Herkes ihtiyacını alsın varsa. Ya bu güzel bir şey. Keşke her sene 12 ay yapılsa keşke. Sadece Ramazan olmayıp her zaman yapabilsek. Çok güzel bir şey annem. Allah. Her sene nice Ramazanlar ertesi. Amin, amin. İsmet Hanım. Amin. Askıda bulunan yiyeceklerden alan yaşlı bir mahalle sakini kadın ise yiyeceklerin ücretsiz olduğuna ve kendisine verildiğine inanamadı. Bunları evine götür. Sahurda, iftarda yersin. Tamam mı? Haydi bakalım. Verilmiyor bunlar. Onlar senin teyze. Bunları buraya ihtiyacı olanlar için bırakılıyor. İhtiyacı olanlar da alıyor. Böyle. Hayırsever vatandaşlara bıraktık böyle şeyler. Uygulama Ramazan ayı boyunca devam edecek.